Evet, şimdi sır çorbamızın köpüğünü alacağız. Bu akşamki iftar menümüz süper olacak. Hadi bakalım. Evet, güzel bir ayran da yapıyoruz. Çeşmez. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün öğrenci arkadaşlarımızın yoğun isteği üzerine benim meşhur saç tava, mercimek çorbası, güzel bir iftar menüsü hazırlıyoruz. 15 kişilik. Şimdi hep beraber onu nasıl yapıyoruz? Bunu da görmüş oluyoruz. Şimdi malzemelerimizi odun ateşinde yapacağız. Tadı daha güzel olsun diye saç tavamız var. Şurada etimiz var. Küçük küçük ince ince doğramış. Biber var, domates var. Böyle bir menümüz var. Şimdi başlıyoruz. Saç tavamızı koyuyoruz önce. Tabi biraz doğal olması, kirlerin de etkisi var. Kirli oldu mu daha doğal oluyor. Şimdi yeteri kadar yağ koyuyoruz. Bunu göz kararı, siz karar verin. Bazı arkadaşlar ölçü istiyorlar. Ben de ölçüyorum arkadaşlar. Ne kadar gerekiyorsa o kadar koyuyoruz. Göz kararı, siz karar verirsiniz. Şöyle yağımızı ekliyoruz. Şöyle yetecek kadar. Sanırım bu kadar yeterli. Şu kadar yağ yeterli. Bütün yemek için. Şimdi yağımız kızarsın, etimizi içine atacağız. Evet, şimdi hava da hafif yağmurlu. Şimdi 5 kilo kadar etimiz var. Şöyle ince ince doğranmış. Şimdi bu yağı atıyoruz. Yağ kızar kızarmadığını anlayabiliyoruz. Bu şekilde yanıyorsa, bu şekilde pişiyorsa yağ kızarmış demektir. Şimdi etimizi boşaltalım. Bismillah. Önce hafif hafif bir karıştıralım arkadaşlar. Dibine yapışmasın. Şöyle doğada odun ateşinde mükemmel bir et ziyafeti yapılır. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Wow, süper değil mi? Beğendin mi? Süper. Şimdi güzel bir tane iftar menüsü yapıyoruz. Tabi oruçlu olduğumuz için tadına da bakamıyoruz. Ne yazık ki üzgünüz. Bakalım inşallah güzel bir şey çıkar ortaya. Böyle zevkli. Bunun eti normalde biraz daha ince olması lazım. Bizim acemiler kesmiş, tabi becerememişler tam. öğretiyoruz. Öğrencilerimiz çok. Şimdi bu aşamada etimizin suyu bitti. Şöyle yağda artık kızarıyor, pişiriyor. Artık yağda pişiyor. Bu sürede sık sık karıştırın, dibine yapışmasın. Bahan böyle kurumalar olabiliyor. Ben şimdi birazdan biber atacağız. Biraz daha pişsin. Etimiz yeterince pişti. Daha şu şekilde. Şimdi biberimizi katıyoruz. Yeteri kadar ete göre biber koyuyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Şu şekilde. Enfes bir lezzet. Karıştır. Hacı babanın yemeği bunlar. Biberlerimizi de etle beraber yeterince pişirdik. Şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi sıra geldi domates eklemeye. Domatesimizi ekliyoruz. Domatesimizi koyduktan sonra şimdi sıra geldi gerekli baharat ve tuzunu atmaya. Çok fazla tuz atmayayım arkadaşlar. Oruçlu olduğumuz için tadına bakamıyoruz. O yüzden yanlış bir şey olmasın. Burada pul biberimiz var. Siz burada istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Sizin damak tadınız, zevkiniz hangisine elverişliyse onu kullanabilirsiniz. Bu kadar. Bizde ölçü yok. Her şey göz kararı. Şimdi özel bir tane baharat var arkadaşlar. Şu baharat Nijer'den gelmiş. Bakın Nijer'den. Çok acı bir şey. Ben bunun tadına baktım. Müthiş acı bir şey. Bundan bir kaşık atıyorum yeter. Fazlasını atarsam yiyemeyiz. Süper bir şey. Yani bunu bir kaşığını ver bir öküzü öldürür. Acayip bir şey. Nijer baharatı diye geçiyor. Nijer'den özel olarak gelmiş. Bunu kapatıyorum. Şimdi karıştırıyoruz domatesimizle. Evet, taş tavamız pişmiştir arkadaşlar. Normalde üstünü şöyle kenarlara verelim. Bakın nasıl güzel bir görüntüsü var. Görüyorsunuz. Şu anda pişmiştir.
gözükür. Domateslerimiz hafif diri dursun, daha güzel gözüksün. Şimdi biz bunu tencereye alacağız. Çünkü içeride iftar vereceğimiz için bu taş tavayı içeri götüremeyiz. Şu anda taş tavamız pişmiştir. Sofrayı hazırlarken bu sefer diğer yemeklere geçeceğiz. Pirinci olsun, mercimeği olsun. Onları da göstereceğiz inşallah. Hadi bakalım, görüşürüz. Taş tavamızı yaptık. Şimdi burada mercimeğimiz kaynıyor. Şimdi yanında bir tane pirinç pilavı yapacağız güzel bir şekilde. Hadi bakalım, önce tüpümü yapıyorum. Yaklaşık 10-15 kişilik yapıyoruz. Göz kararı arkadaşlar. Pardon. Özür diliyoruz, kafayı karıştırdık. Önce yağ koyacaktım. Evet, yeteri kadar yağ ekliyoruz. Bu kadar yeterli bu pirinç için, bakın. Şu kadar yeterli. Şimdi yağımız kızarsın. Ondan sonra şeyi atacağız içine. Şurada şehriyelerimiz var. Tel şehriye, arpa şehriye, istediğinizi kullanabilirsiniz. Şehriyemizi atıyoruz içine. Bu pirince yetecek kadar göz kararı ayarlayın. Bu kadar yeterli. Evet. Şimdi şehriyemizi güzelce bir kızartıyoruz. Şehriyemizi yeterince kavuruyoruz. Daha çok kavurmayalım. Çünkü biraz da pirinçle kavuruyoruz. Daha önce yıkadığımız pirinçleri ekliyoruz. Yıkayıp süzdüğümüz. Şöyle tencerenin yarısına gelecek kadar olsa yeterlidir. Evet. Böyle bu kalanlar da zayi olmasın. Yanına aşağı. Öğrenci evi buralar. Bir tane de bile değerlidir burada. Şimdi pirinçlerimizi güzelce de bir kavuruyoruz. Bu kavurmak çok önemli. Bunu işte yapmadığınız zaman pirinciniz lafı olur. Güzelce de bir kavuruyoruz. Bizi yaklaşık 5-10 dakika güzel bir kavuruyoruz arkadaşlar. Bahar, döküldü biraz. Pardon, hızını alamadım. Şöyle güzelce de bir kavuruyoruz. Sanki böyle dibine yapışacak şekilde olacak. Şöyle beyaz beyaz olacak. İyice kavurmasak lapalaşır. Sanki biraz tencere küçük gibi geldi değil mi? Evet, evet. İnşallah yeter, taşmaz. Neyse, suyu biraz ayarlı koyarız. Tencere çok da kapak yok. Onun için bunun kapağını uydurduk. Kapak bulamayınca böyle oldu. Normalde ben pirinci tencerenin içinde ayarlıyorum. Bu sefer yıkadığım için orada tam şeyi kestiremedim. Onun için diyorum ya, göz kararı. Yani tencereye göre de olur, şeye göre de olur. Şimdi yeteri kadar tuz atıyoruz. Şöyle yeter sanırım. Şimdi iyice kavruldu pirincimiz. Ha, şu şekilde iyice kavruldu. Yaklaşık 10 dakikadır kavuruyoruz. Şimdi sıra geldi neye? Sıcak su değil, soğuk suya. Hem pratik hem kolay. Soğuk su ekliyoruz. Şöyle bir dibi tutmasın. İyice bir karıştıralım. Evet, şimdi herkes merak ediyor. Ne kadar su ekleyeceğiz? Şimdi ayarlıyorum bakın. Ne kadar su ekleyeceğiz? Az bir şey daha ekleyeceğim. Tamam, bu kadar su yeterli. Bakın, kaşığı batırdık. Pirincimiz nerede? Şurada. Şuraya geliyor. Bakın. Kaşığın yarısına üstten su geçiyor. Şu kadar su ekledim. Şimdi bunu kaynadıktan sonra dibini kısıyoruz. Ve pişmesini bekliyoruz. Pirincimizin suyu kaynadı. Şimdi pirincimizin kapağını kapatıyoruz. Daha bir küçük bir göze alıyoruz. Şuraya. Şurada hem kısık ateş gibi bu pişecek. Şimdi burada biz şey yapacağız. Sıra mercimeğimize geldi. Mercimeğimizin sosunu yapacağız. Önce şu tüpü bir kapatalım. Çünkü mercimeğin şeyini alacağız. Buharını alacağız. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Pişirmeye geçiyoruz. Tüpü soğutuyoruz şu anda. Baharın soğuyacak mı? Hızlı soğutma yöntemi. Mercimeğimiz bir güzel pişti arkadaşlar. Şimdi sıra sosunu yapmaya geldi. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Sosunu da beraber yapacağız. Bakalım nasıl bir şey elde edeceğiz. Wow, düştükçe
alıyoruz. Şimdi mercimeğin sosunu yapıyoruz. Meşhur aşçıların sır gibi sakladığı mercimek çorbamızı. Yeterince yağ koyuyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi yağımızın kızarmasını beklemeden ne koyuyoruz? Un koyuyoruz. Şöyle unumuzu ekliyoruz. Yeteri kadar un ekliyoruz. Çorbamıza göre. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi unu kızarana kadar güzelce de bir karıştırıyoruz. İyice kavuruyoruz unumuzu. Unumuzu iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Bakın iyice kavuruyoruz. Şimdi sıra geldi salçamıza. Salçamızı ekliyoruz. Evet. Öğrencilerin salçasını bitirdim. Bunlar bir yola bir daha çağırmayalım. Şimdi salçayla unumuzu beraber kavuruyoruz. Her şey vatan için. Evet, pul biber koyuyoruz biraz. Ondan sonra nane ekliyoruz. Yeteri kadar. Dibine yapıştırmadan. Sonra bunu da biraz kavuruyoruz. Evet, şimdi su ekliyoruz. Soğuk su. Kaynayana kadar karıştıracağız. Çorbanın suyu gelmişse katı yapıyorsunuz. Katı gelmişse suyu yapıyorsunuz. Bu kadar basit değil mi? Biz hafif sulu'dan biraz daha katı yapacağız. Böyle bir sos elde ediyoruz. Biraz daha su. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunu kaynatıp sonra çorbanın içine katacağız. Karıştırıyoruz. Bir güzel. Sosumuz hazır. Şimdi sosunu kenara alıyorum. Çorbamı da bu tarafa alıyorum. Çorbam da aynı sıcaklıkta olsun. Şimdi sosumu çorbama ekliyoruz. Evet, iftara yaklaşık 15 dakika kalmış. Menümüzü inşallah yetiştirdik. Dualım hayırlısı olsun. Evet, şimdi bunu karıştırıyoruz. Bir iki kaynar geldikten sonra mercimeğimiz içmeye hazırdır. Tabi tuzunu muzunu bilmiyoruz ne olur bilmemde. Tadına bakamadım. Evet, görüyorsunuz şöyle bir çorbamız var. Evet, şunu buraya alalım. Burada kaynasın, bir iki kaynar gelsin size. Şöyle düşmeyelim şimdi. Şunu kapatayım. Şurada pilavımız da var. Pilavımız, kaşık var mı orada? Bana bir kaşık verin. Pilavımıza bakıyoruz. Pilavımız biraz, tenceremiz küçük geldi. Artık idare edeceğiz. Bayağı bir pilav olmuş. Şimdi suyu kuruduktan sonra yemeğe hazırdır. Bunun da dibini biraz açayım. Suyu daha hızlı kurusun. Evet, menümüz bu. Şimdi birazdan dolduracağız. Hadi bakalım. İftar yaklaştı. Soframızı hazırlıyoruz. Şöyle çorbamızı önce koyuyoruz. Her birine birer tabak çorba, mercimek. Ondan sonra bunu iki kişiye, üç kişiye bir tabak yapacağız. Böyle o bereketten herkes yararlansın. Şöyle etimizi koyuyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra ardından pilavımız var. Tamam. Evet, şimdi pilavımızı da koyuyoruz. Onu da ortaya koyuyoruz. Şöyle pilavımızı da koyalım. Nasıl? 10 numara 5 yıldız. Evet, yanında da ayran, ekmek veyahut da diğer şeyler olacak. Kaşık, çatal, peçete. Onu yiyebilen varsa yesin. Evet, şimdi sofraya geçiyoruz. Menümüz hazır, iftar menümüz. Ezanı bekliyoruz. Hadi bakalım. Nasıl, güzel olmuş mu? Beğendiniz mi gençler? Evet, şimdi... Vaa, süper olmuş. Size de soruyorum. İzlerseniz siz de dersiniz. Oo, tamam, güzel olmuş falan. Ben izliyorum abi, takipçinim. Eyvallah, eyvallah. Geçen akşam da takip ettim. Evet, hadi bakalım. Arkadaşlar afiyet olsun, Allah kabul etsin. Bir dahaki oruçta, bir dahaki iftar yemeğinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar.